Herkese yeniden merhaba. Daha önce sizler için fibromiyalji hakkında bir video yüklemiştim. Ondan önce bu videoya denk geldiyseniz eğer, öncelikle onu izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü orada fibromiyaljinin ne olduğunu, ki belki bu bakış açısına sahip olmayabilirsiniz şu ana kadar, ve nasıl yaklaşılması gerektiğini, hangi yollar izlenilerek tedavinin devam etmesi gerektiğini anlatıyorum. Bu videodaysa sizler için fibromiyaljide kullanabileceğimiz egzersizleri paylaşacağım. Ama dediğim gibi o videoyu izlediyseniz eğer, fibromiyaljide enerji yoksunluğunun büyük bir problem olduğunu, bazen kasların ve bağların masaja dahi çok yüksek tepkiler verebildiğinden bahsetmiştim orada. Dolayısıyla belki esneme egzersizleri de şu aşamada sizin için doğru olmayabilir. Bu sebeple belki başlarda bir miktar ağrı acı duymak normal olabilir. Çünkü dokular alışkın olmadıkları bir şeyi yapacaklar. Ama ciddi enerji yoksunluğu hissediyorsanız egzersizlerden sonra ve ağrılarınızda çok şiddetli bir artış oluyorsa, o zaman videonun başındaki o uyarı mesajını da hatırlayıp bir uzman eşliğinde çalışmanızı tavsiye ederim sizlere. Ve şunu da unutmamalısınız. Sistemik bir takım sıkıntılardan kaynaklanan hastalıkları sadece egzersizle çözmek çok mümkün değil. Çünkü fibromiyaljide sırt ağrıları ya da gezen ağrılar aslında bir belirtidir, semptomdur. Yani aslında içeride başka bir problem var. Onun ikincil etkileri sebebiyle kaslarda, fasyalarda bir takım ağrılar, ağrı sıkıntıları yaşayabiliyorsunuz. Bir diğer tavsiyemse egzersizleri 8 ya da 10 tekrarlı yapmamak. 2-3 tekrarlı yapın ilk başlarda. Bir gün egzersiz yapıp bir gün yapmayabilirsiniz. Kendinizi dinlendirebilirsiniz. Bunlar sizin şikayetinize göre belirleyeceğiniz şeyler. Ama başlangıçta ne olur ne olmaz biraz önlem almakta fayda var. Egzersizin iyi gelme ihtimalini de en baştan ket koymayalım istiyorum. Bu sebeple önce 2-3 tekrarlı, 3-4 tekrarlı egzersizleri uygulayın. Gün aşırı uygulayın. Sonra baktınız ki yolunda gidiyor, fena değil. Tekrar sayınızı arttırın, yine gün aşırı uygulayın. Sonra baktınız ki, 3. haftada baktınız ki fena değil, rahatlıyorsunuz, fayda görüyorsunuz. O zaman dilerseniz her gün de çalışabilirsiniz. Bir diğer yöntemse bütün vücudu bir arada çalışmak yerine, çünkü tüm vücuda müdahale edilmesi de sıkıntı yaratabilir fibromiyalji gibi bir durumda. Bütün vücudu çalışmak yerine ağrılı olan bölgelerden başlayabilirsiniz. O bölgeleri ilgilendiren esneme egzersizlerini yapabilirsiniz. Şimdi gelelim egzersizlere. Birinci egzersizimiz kedi deve egzersizi. Bu egzersizde hem omurgamızı mobilize edeceğiz hem de resimde gördüğünüz kasları esneteceğiz. Kedi deve egzersizinde ben ellerimi bu şekilde koyamıyorum. Biraz bileklerimden problemli olduğum için şöyle yumruk yapıyorum. Sizde de benzer bir sıkıntı varsa siz de aynısını yapabilirsiniz. Elleriniz, yani kollarınız omuz genişliğinde açık, dizleriniz de ellerinizle aynı hizada. Ne arkaya ne öne, vücudunuzu yükünü eşit bir şekilde veriyorsunuz kollarınıza ve bacaklarınıza. Burada kedi pozisyonunu alıyorum. Başım yukarıda, belimi çukurlaştırdım. Şimdi başımı eğiyorum, sırtımı kamburlaştırdım. Ama burada dikkat edeceğimiz bir şey var. Sırtımızı mümkün olduğunca yükselteceğiz. Yani sanki kürek kemiklerimizi birbirinden ayırmaya çalışıyormuş gibi. Kolumuzla omuzumuz arasındaki mesafeyi açmaya çalışıyormuş gibi. 1001, 1002, 1003. Şimdi tekrar yapıyorum. 1001, 1002, 1003. 1001, 1002, 1003. Egzersizi 7 ya da 10 tekrar yaptıktan sonra gövdenizi yanlara bükerek, omurganız düz bir şekilde, şimdi ne çukur ne de kambursunuz, düz bir şekilde duruyorsunuz ve gövdenizi yanlara doğru büküyorsunuz. Başınız da sizin hareketinizi takip ediyor. Gövdenizle bir C hareketi kavsi yapıyorsunuz. Yine aynı şekilde 1001, 1002, 1003, 1001, 1002, 1003. Hazır omurgayı esnetmişken ve sırtımızdan doğru da esnekliğe başlamışken boyunla devam edelim. Boyun kaslarını esnetiyoruz. Kasları yanda görüyorsunuz. Boyun kaslarımı esnetmek için yerde bağdaş kurdum. Hem biraz kalça eklemini de açmak istiyorum. Avucumun içi yukarıda kalacak şekilde elimin üzerine oturuyorum. Başımı yana doğru eğdim. Elimle hafifçe bastırıyorum ve buradaki gerilimi arttırıyorum. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007. Yavaşça bıraktım, düzelttim. Elimi değiştiriyorum.
Hafif esnettim. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007. Yavaşça bıraktım. Elimin üzerine oturuyorum ki omuzum da benimle beraber gelmesin. O zaman boyun kaslarımı esnetemem. Şimdi öne çapraz çalışacağım. Yani ne öne ne de yana, tam ortadan. Önce çenemi büktüm, sonra başımı büktüm. Elimi başımın arkasından alıyorum, hafifçe bastırdım. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007. Yavaşça bıraktım. Karşı taraf. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007. Eğer gerilimi kürek kemiklerinize doğru hissediyorsanız, aşağıya doğru indiğini hissediyorsanız doğru yapıyorsunuz demektir. Şimdi başımı öne doğru eğiyorum ve bastırdım. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007. Yavaşça bıraktım. Başımı doğrulttum geriye. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007. Başınızı geriye doğru vermek size eğer sıkıntı veriyorsa ya da baş dönmesi yapıyorsa bu hareketi yapmayabilirsiniz. Bir turu tamamladım. Egzersizi 7 ya da 10 tekrar tekrarladıktan sonra sonunda başınızı saat yönüne ve saat yönünün tersine döndürerek egzersizi tamamlayabilirsiniz. Dilerseniz bunu da 3 tekrarlı yapabilirsiniz. Kalça çevresi kaslar hem diz sağlığı hem kalçanın kendisi hem de belin sağlığı için çok önemli ve kilit noktayı oluşturuyorlar. Bu sebeple de özellikle piriformis kası, yani hani şu meşhur siyatik sendromunda başımıza bela olan piriformis kası ve onunla beraber devam eden kalça çevresi kasları esneteceğiz şimdi. Uzun oturma pozisyonundayım. Bacağımı diğer bacağımın üzerinden çaprazladım. Şimdi eğer yapamıyorsanız birazdan göstereceğim şeyi sadece dizinizi kendinize doğru, karşı tarafa doğru çekerek de yapabilirsiniz. Burada sayabilirsiniz 1007'ye kadar. Ama yapabiliyorsanız kolunuzu dizinizin diğer tarafından koyun ve gövdenizle dönün. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007. Yavaşça düzelin. Ve egzersizi diğer tarafta tekrarlayın. Ama dediğim gibi eğer yapamıyorsanız şöyle. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Şimdi bu ikisini de deneyin. Burada kalçaya gelen gerilim hissi daha yüksek olacak bunu yaparken. Eğer kolunuzu koyduğunuzda ve döndüğünüzde o gerilim hissini kalçadan alamıyorsanız sadece bu gösterdiğim şekilde yapın, omurgayı döndürmeyin. Çünkü başka bir egzersizde tekrar omurgayı çalışmış olacağız. Hazır kalçayı esnetmişken belimizdeki yani bel omurlarımızın, aslında bu kaslar tamamen kafa tabanına kadar çıkıyorlar ama biz özellikle bel ve sırta doğru olan bölgesini esneterek beli de biraz rahatlatalım. Sırt üstü uzanıyorum. Dizlerimi tek tek karnıma doğru çekiyorum. İyice çekiyorum. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007. Tek tek indiriyorum. Tek tek çektim. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007. Şimdi çok önemli bir kası esneteceğiz. Resimde görüyorsunuz. Bu kasın bir parçası tüm bel omurlarına ve o omurların arasındaki disklere tutunuyor. Çok kuvvetli de spazma girebiliyor. Şöyle bir çektiğini düşünsenize, o disklerini hale getirir. İkinci parça da leğen kemiğinin içine yerleşik ve buradan kasıktan geçerek kalça eklemine gidiyorlar. Dolayısıyla hem bel, hem sakroiliyak eklem, hem de kalça eklemi için çok önemli bir kas grubudur. Bu kas grubunu esnetirken kalça çevresi, o glutel kaslar dediğimiz kasları da biraz daha aktif esnetmiş olacağız. Aslında bu egzersize şu uyluğun ön yüzündeki quadriceps dediğimiz kası da katmak istiyorum ama bunu diziyle ilgili sorunu olanlar lütfen yapmasınlar. Önce bir vücut dinlensin, demlensin, güzelce bir esnesin. Daha sonra belki programlarına dahil edebilirler. Ben yine de her iki formunu da göstereceğim size tabii ki. Bu egzersiz için dizlerimin üzerindeyim. Bir ayağımı öne doğru atıyorum. Birazcık şöyle şu dizim 90 derece değil de azıcık daha ileride olacak. Şimdi öne doğru esneyeceğim. Eğer dengeniz çok iyi değilse, ilk kez yapıyorsanız zeminden destek alabilirsiniz. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Gevşedim, geri geldim.
Şimdi bunu bacağımın şu önündeki kası da esneterek yapacağım. Bir de o formunu göstereceğim. Eğer bunu yapmakta zorlanırsanız kesinlikle uygulamayın. Sadece bu öne esnemeyi yapın. Şimdi egzersizi size tekrar gösteriyorum. Esnedim öne doğru. Paçamdan ya da ayak bileğimden bacağımı yakaladım ve topuğumu kalçama doğru çekiyorum. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007 yavaşça geri geldim. Ayağınızı yakalayamıyor olabilirsiniz. O zaman şöyle bir şal bağlayın ayak bileğinize. Şalı yanınıza doğru uzatın. Öne doğru esneyin. Ve kaldıracağınız zaman şaldan tutun. Ayağınızı çekin. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007 yavaşça geri. Dengenizi kaybetmemeye özen gösterin tabii ki. Şimdi egzersizi baştan sona yeniden gösteriyorum. Öne doğru esnedim, ayak bileğimden yakaladım. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007 geriye geldim. Diğer taraf esnedim. Burada şimdi bende mikrofon var, o yüzden çok rahat yapamayacağım. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007 geriye doğru geldim ve gevşedim. Vücudunuzun bir miktar devrenebilmesi için işte tek tarafta 7-8 tekrar yapıp da sonra diğer tarafa geçmeyin. Benim yaptığım gibi bir taraf şeklinde çalışın. Şimdi aynı egzersizi omurga mobilizasyonunu da yani omurga hareketliliğini de ekleyerek göstereceğim size. Öne doğru esnedim. Kollarımı içe doğru aldım ve gövdemi döndürüyorum kolumla beraber. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007. Yavaşça düzeldim. Dilerseniz bu şekilde de yapabilir, egzersizi daha etkili hale getirebilirsiniz. Şimdi biraz daha yukarı çıkalım. Pektoral kaslar dediğimiz göğüs kaslarını esnetelim. Çünkü bu da boyun ve omuz sağlığı için oldukça önemli bir kas grubu. Ki genelde omuzunda problem yaşayanların, mikrofona vurdum sanırım. Genelde omuzunda problem yaşayanların burası, bu bölge gergin olur ve omuzu da öne doğru yuvarlar. Yani şu kambur duruşta oldukça etkili bir kas grubudur. Dolayısıyla onu da esnetmek lazım. Şimdi ben burada rulo minder kullanacağım ama belki sizin elinizde öyle bir aparat yoktur. Siz böyle bir ince bir battaniyeyi olabilir ya da bir işte banyo havlusunu rulo haline getirip o aparat yerine kullanabilirsiniz. Rulo minderin üzerine uzandım. Kollarımı bu şekilde açıyorum. Mümkün olduğunca zemine doğru kollarımı bastırıyorum. Amacımız pektoral kasları esnetmek. Şimdi burada kollarımı yukarıya doğru uzatıyorum ve aşağıya doğru çekiyorum. Bunu sayarak yapalım, bir sınırı olsun. Yavaşça uzattım. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007. Bendeki rulo minder foam roller olduğu için esnek bir malzeme değil. Ama siz söylediğim gibi yaparsanız muhtemelen kollarınız ve dirsekleriniz yere temas edecektir. Yere teması kesmeden kolları yukarıya ve aşağıya dediğim gibi yavaş yavaş birkaç saniye orada kalarak çalışabilirsiniz. Madem göğüs kaslarını esnettik, sıra geldi kolu döndüren kaslara, omuzu döndüren kaslara. Onları da biraz esnetelim. Bu egzersiz için şaldan destek alacağım. Şöyle sırtıma doğru şalı uzattım. Elimle şalın ucundan tutuyorum. Şimdi kolumla yukarı doğru çekiyorum. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007. Şimdi aşağıdaki kolumla yukarıdaki kolumu çekiyorum. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. 7 ya da 10 tekrar burada çalıştıktan sonra el değiştiriyorum. Ve aynı şeyi bu tarafta tekrarlıyorum. Gövde ile ilgili muhtemel problem yaratabilecek kasların hemen hemen hepsini esnettik sayabiliriz. Bir iki parça bir şey kaldı. Onları da şimdi bu egzersizle birleştireceğiz. Uzun oturuş pozisyonundayız. Hem bacağımızdaki kasları esneteceğiz hem de tüm bu bel ilium üzerinden yani leğen kemiği üzerinden kola doğru gelen, yukarıya gövdeye doğru çıkan kasları esneteceğiz. Uzun oturuş pozisyonundayız. Ayak ucumuzu kendimize doğru çekiyoruz. Dizin bükülmemesine önem gösteriyoruz. Burada mümkün olduğunca düzgün bir şekilde oturmaya çalışın. Kendinizi kambur bırakmayın. Ama vücut esnemiyorsa problem değil. Bunu dert etmeyin.
Şimdi elimle ayak ucuma doğru uzanıyorum. Gövdemi biraz öne doğru döndürdüm ve kolumu da başımın üstünden esnetiyorum. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 dizimin bükülmemesine özen gösteriyorum. Düzeldim, gevşedim. Diğer taraf. Birazcık böyle açabiliyorsanız açabilirsiniz. Çok sorun değil. Biraz daha egzersizi etkili yapmış olursunuz. Ayak ucumu kendime doğru çektim. Dizimin yerle temasından eminim. Elimle uzanabildiğim kadar uzandım. Bacağımın arkasında bir gerilim hissediyorum. Uzandım ayak ucuma, gövdemi öne doğru döndürdüm ve kolumu baş üstünden esnettim. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Çok etkili bir esneme egzersizidir bu. Yine vücudu demleyebilme adına, yani bir tarafı esnettiniz, birazcık ona soluklanma süresi verme adına önce bir tarafı yapın, sonra diğer tarafı yapın. İç bacağı da esnetmeden olmaz tabii ki. Ya bu kasların şöyle bir özelliği var. Belki bir küçük bahsetmem gerekli. Bu kaslar kalça ekleminin çalıştığı açıya göre, yani bükülü olma ya da dışa açık olma durumuna göre farklı farklı çalışabilirler. Yani leğen kemiğini farklı çekişlere tutabilirler öne ve arkaya devirme konusunda. Bu sebeple genelde de ihmal edilen ve çok esnetilmeyen bir kas grubudur. Çünkü zaten çoğumuzda da zayıftır. Fakat zayıf olması onun spazma girmesine ya da içinde trigger noktalar biriktirmesine engel olmuyor maalesef. Bu sebeple ne olur ne olmaz o kasları da esneteceğiz. Şimdi her iki bacağımızı da açacağız. Çünkü aradaki kasları esnetmek istiyoruz. Açabildiğimiz kadar açtık. Ayak uçlarını kendimize çekebildiğimiz kadar çektik. Dizlerin zeminle temaslı olduğundan emin olacağız. Yani bu kadar açtığınızda dizleriniz ille bükülüyorsa, havaya yükseliyorsa o zaman biraz daha kapatabilirsiniz. Çünkü öne esnediğinizde zaten burayı iyice esnetmiş olacaksınız. Açabildiğimiz kadar açtık. Şimdi öne doğru esniyorum. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007. Yavaşça geri geldim, gevşedim. Bacaklarımı daha serbest bırakıyorum ki bir soluklansın. Ve tekrar 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007. Geri geldim. Videoyu izlediniz. Eğer faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen videonun altındaki o beğen butonuna bir tıklayın. Etrafınızda da ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz insanlar varsa bu videoyu onlarla paylaşın. Böylece sizin de çorbada bir tutam tuzunuz olmuş olur. Eğer hala kanalıma abone değilseniz sizleri de aramıza bekleriz. Abone ol butonunun yanındaki o küçük zil işaretine de tıklamayı unutmayın ki ben her yeni video yüklediğimde size bildirim gelsin ve sizi bu videodan haberdar etsin. Bugün de anlatacaklarım bu kadardı. Bir başka konuda, bir başka videoda yeniden görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.